Değerli sporseverler, Kestel ilçe stadından sizlere sesleniyoruz. Line TV'de yayınlanan Bursa Amatörlük Spor Programı ile hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Az sonra başlayacak olan hazırlık müsabakasıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün ilçe stadında özellikle Eskişehir Demirspor'u ağırlayacak olan Ballıgi temsilcilerimizden Bursa'nın Güzide ilçesi Kestel Spor'umuz özellikle puan ya da puanlarla ilgili değil, daha ziyade iç ve dış transferde yaptığı hamleleri görme fırsatını bulacak. Özellikle hazırlandığı bu dönemde kendisine de başarılar diliyoruz. Sporseverler, Line TV Bursa Amatör Lig ekibi olarak Kestel İlçe Stadı'ndayız. Evet, şimdi yanımızda İsmail Hocamız var. Hocam, ilk önce yeni sezon hayırlı olsun diyorum. Bugün Eskişehir Demirspor'la oynayacağınız hazırlık maçıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, bu ikinci hazırlık maçımız. İnşallah kazası belası olur. Eskişehir Demir de iyi bir ekip, güzel bir ekip. İnşallah iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Kestel Belediyespor biraz transfere ağırdan başladı ama biz oturaklı kulübüz, 52 yılında kurulmuş bir kulübüz. Ne yapacağımızı bilerek hareket ederiz. Yöneticisiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, hocalarıyla, belediye başkanıyla hep beraber bir ekibiz. Bu ekip içinde yapılması gerekenleri yapmaya başladık. Transferlerimize başladık. Şu an için burada olmasa da 4-5 tane daha transferimiz var. Onlar da bize katılınca çok daha iyi bir ekip olacağız. Şu anki ekibim de iyi. İnşallah daha iyi olup, iyi çalışıp İyi mücadele edeceğiz. Kestel Spor'u hak ettiği yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Peki hocam, iç transfer ve dış transferler hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, şimdi iç transferlerde diye bir şeyimiz yok. Çünkü bütün geçen seneki takımdan hiç kimse kalmadı. Hepsi başka takımlara gitti. Amatör kümede böyle oluyor. Serbestler, istediği yere gidebiliyorlar. Biz de kendimiz de altyapımızdan, Bursa'nın gençlerinden, Bursa'da oturan topçulardan almak kaydıyla bir ekip kurduk. Yani bir 24 kişilik bir ekip oluşturduk. Burada tabii denemeye çıkardıklarımız da var, görmek istediklerimiz de var. Onun için isim vermek pek istemiyorum. Ama inşallah iyi bir ekip kurup Kestel Spor'u gerektiği, istediği, hak ettiği yere getireceğiz. Geçen seneki futbolculardan hiçbir tanesi kalmadı. Sadece golcü de değil. Herkes başka bir kulüple anlaştı. Hepsine saygılıyız. Ama Kestel Spor büyük kulüptür. Dediğim gibi yani transfer yapacaktır. Yaptı, yapacak, devam edecektir. Transfer sezonuna kadar da transfer yapmaya devam edecektir. İhtiyacımız olduğu yere yönetimimiz gerekli transferleri yapma şeyini verdi bize, hakkını verdi, sağ olsun. Onlara da teşekkür ediyorum bu arada. İşte görüp onlar, transferleri ona göre yapacağız. Son olarak hocam, 2015-2016 futbol sezonu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, 2015-2016 futbol sezonunun tüm spor camiasına, sporculara, futbolculara, antrenörlere, seyircilere, herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon diliyorum herkese. Hepimiz için en hayırlısı neyse onu Allah nasip etsin. Değerli sporseverler, şimdi yanımızda Kestel Belediyespor'un kaptanı var. Bugün hazırlık maçıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdilik daha yeni bir ilk hazırlık maçımız oluyor. Yani genç takımlardan uğraşıyoruz biz şu anda. Hepsi gençler, yeni kurulan bir takım gibi sıfırdan başladık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hep beraber kazanmak, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kestel Belediyespor'un futbolcusuyla birlikteyiz. Sizi kısa bir tanıyalım ve bugünkü hazırlık maçıyla ilgili yorumlarınızı alabilir miyiz? İsmim Emre, 1992 doğumluyum. Altyapım Kestel. Bugün ikinci hazırlık maçımıza çıkacağız. Takımımız genç, dinamik. Yeni hazırlık dönemindeyiz. Gayet güzel çalışıyoruz. İnşallah Allah utandırmaz. Sezona da iyi başlangıç yaparız. Ve hedeflediğimiz 3. lige çıkarız.
yanımızda misafir takım Eskişehir Demirspor'un hocasıyla birlikteyiz. Hocam bugünkü hazırlık maçıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Önce kendimi tanıtayım. Hüsamettin Türkkan. Bugünkü hazırlık maçı her iki taraf için de liglerin yaklaştığı bu dönemde iyi bir deneme olacaktır diye düşünüyorum. Gruplar da çekildi. Öncelikle sakatlıksız, ahlaklı ve sağlıklı bir sezon diliyorum her iki takıma da. Bizim hangi takımla oynarsak oynayalım, kendimize ilki edindiğimiz bazı şeyler var. Örnek, Şampiyonlar Ligi'nde gördüğünüz respect kelimesi bizim ana kelimemiz. Saygı, hakeme saygı, rakibe saygı, karşı taraftara saygı, karşı kulübeye saygı, idarecilere saygı. Kısaca insana saygı bizim en öne çıkardığımız öğe. Bir de benim takımımda kesinlikle kasti tekme atan, kasti hareket yapan futbolcu bulunamaz. Yani benim takımımda şimdi 3 değişiklik yapmış olsam da resmi maçta oynasam tekme falan atarsa yanlışlıkla dışarı gelir. İç dış transferler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Bizim takımımız bu sene çok dar olanaklarla kuruldu. Ama işte bizi sevenler, etrafımızdan idarecilerimizi sevenler bir takım yaptık. 1,5 aydır da çalışıyoruz. Yaklaşık 1 ay 1 hafta oldu. Çalışıyoruz. İyi gidiyor takımımız. Geldi. 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 Geld
Kadın olur be. Biten maç sonrası İsmail hocamızla birlikteyiz. Hocam, bugünkü hazırlık maçıyla ilgili kısa bir yorumunuzu alalım. Evet, bizim için güzel bir hazırlık oldu. Eksiklerimizi gördük. Daha iyi hazır değiliz tabii. Daha iyi çalışıp daha iyi hazırlanacağız. Yeni transferlerimiz de katılınca daha iyi bir ekip olacağız inşallah. İyi bir Kestelspor yaratmaya çalışıyoruz. Yönetimimizde, seyircimizde inşallah daha iyi olacak. 0-0 biten maç sonrası neler söyleyeceksiniz hocam? İki takım da çok yavaş futbol oynadı. İkimizin de eksiği, iki takımın birden eksiği yavaş futbol. Daha süratlendirmemiz lazım oyunu. Ama dostane bir maç oldu. İki tarafta da gol sıkıntısı var, görülüyor. Yani yavaş tempolu bir maç oldu. Daha güzel bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum. Kestel takımı da iyi hazırlanmış. Tabii ki hazırlık döneminde neyin ne olacağı, hangi hazırlıkta, hangi maçlarda, hangi sonuçlarına çıkacağı belli olmuyor. Yine güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bayağı gol kurtardınız. Bunlarla ilgili neler söyleyecektiniz? Sadece bir kalecinin yapması gerektiğini yaptım. Sanki biraz sakatlanma gibi şeyler de oldu.
Ya oluyor maç içerisinde gerek kendi arkadaşlarımıza gerek rakiple çarpışabiliyoruz ama önemli olan sağ salim çıkabilmek. Değerli spor severler, Bursa Amatörlük Spor Programı ile bugün ilçe stadına konuk olmuştuk. Sizlerin de az önce izlemiş olduğu gibi zevkli ve bol mücadeleli geçen organizasyonda her iki takım da gol bulamazken 0-0 berabere biten organizasyon sonrası şimdi de güzel bir yemek etkinliği ile birlikteyiz. Kestel Spor'un misafiriyle birlikte Eskişehir Demirspor'u da davet ettiler. Hep birlikte bu gördüğünüz atmosferde birlikte yemek yiyecekler. Şimdi tekrar görüş ve sunuş almak üzere bağlantılarımız yapacağız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli spor severler. Kestel Belediyespor'un önemli idarecilerinden, genel kaptanlarından geçen dönemde özellikle yakından tanıdığımız bir isim var. Dilerseniz kendisinden bir takdim alalım. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Mustafa Çalık. Geçen sene Kestel Spor genel kaptanıydım. Bu sene altyapı sorumlusuyum. Eski 94-95 Kestel Spor başkanıyım. Mikro Mustafa lakabından tanırlar beni. Buyurun. Line TV'ye bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de yanımızdalar, içimizdeler. Hep beraber Bursa Sporu için de büyük bir kazanç. Peki, çok teşekkür ederiz bu duygu düşünceler eşliğinde. Sizi tabii ki tanıyoruz. Ben özellikle bu sene sayfasını 2015-2016 atmadan önce geçmiş sezonla ilgili birkaç bilgi sormak istiyorum. Takımı komple değiştirdiniz. Yeni transferler var. Bugün de birçok sporcuyu deneme fırsatı buldunuz. Geçmiş dönemle ilgili neler söyleyeceksiniz giden sporcularla ilgili? Geçen sene iddialı bir takım kurduk. Okan Yılmaz'la başladık. Deli İbrahim'den böyle bir sezona girdik. 3 hafta sonunda anlaşamayıp ayrıldık. Şirin Berber, eski Gençler Birliği sporcusu Şirin Berber hocamla devam ettik. 2-3 takım değiştirdik. Amacımız 3. lige çıkmaktı. Ama başaramadık gelen sporcularla. Bu senenin sonunda pilot oynayarak İnegöl Kafkas'tan Bal Ligi'nde kaldık. Bu sene de yeniden bir yapılanmaya gittik. Altyapı ağırlıklı ve Yeşil Bursa'dan Selim Yol geçen arkadaşımız yönetimimiz de genel kaptanımız. Yeşil Bursa'nın da sportif direktörü. Onun da katkılarıyla bize yolladığı arkadaşlarımızdan altyapımızı da güçlendirerek hazırlık aşamasındayız. Yine iddialı bir takım kurarak 3. lige çıkma hedefindeyiz. Hazırlık maçları yapıyoruz. Buyurun. Peki 2015-2016 futbol sezonunda istediğiniz sonuca ulaşabilecek misiniz bu dönem özellikle? Geçen yıl yapamadığınızı bu dönem nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazırlık maçında da gördüğünüz sporcularınızı. Şu anda hazır değiliz ama yapacağımız hazırlık maçlarında 18 Eylül'de ligler başlayacak. 5 İstanbul, 2 Çanakkale, 4 Bursa, 2 Yalova. 13 takımla bu lige başlıyoruz. Tabii zor bir lig. İstanbul bilakis zor oluyor. Ama amacımız hiç yine hedefimiz 3. lig. Bu sefer sessiz sedasız gidelim diyoruz. Geçen sene bağıra bağıra gittik, olmadı. Bu sene daha sessiz. Hazırlanıp iyi olacağımıza inanıyoruz. Peki rakip takımı ben kısaca bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Misafir takımı Eskişehir Demirspor'u, o da bal yani kategorisinde, özellikle onu nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskişehir Demirspor yıllardır altyapısı güçlü bir kadrosundan. 3 sene önce falan hatırladığım gibi aynı grupta oynadık. İyiler, koşuyorlar ve dayanışma, güzel bir takım. Onlara da başarılar diliyorum bal liginde. Özellikle kamptan gelmişler, daha bir hazırlar. Hazırlar. Bize göre daha hazırlar ama maç 0-0 bitti. Pozisyonlar kaçırdık, olacak bunlar. Daha 3-4 maç hazırlık maçımız var. Zamanımız daraldı bir ay gibi. Hazır olacağız inşallah. Bütün Bursa takımlarına başarılar diliyorum. Elmas Bahçe'ye, Mudanya'ya, Gemle'ye, diğer takımlara da kazasız belasız bir lig diliyorum yani. Aynı zamanda bunu da 2015-2016 spor severlere bir sesleniş olarak kabul edelim biz de. Tabii efendim. Yani burada sakatlıkları kim olursa olsun üzülüyoruz. Hepsi ekmek peşindeler. Rakip takımlar, Bursa takımlarına da bir Bursa takımı çıkarmak istiyoruz 3. ligden. Kestel olsun, Elmas Bahçe olsun, Mudanya güçlü takımlar kurdular. Biz de Bursa olarak bu gururu yaşamak istiyoruz. Yani tabii ki Kestel'i istiyoruz ama onlardan da çıkarsa Kestel çıkmış kadar sevineceğiz. Yani var olan 3 takımımıza niye 4 olmasın, niye 5 olmasın? Tabii. Bu İstanbul, mutlaka İstanbul'dan bir takım çıkarıyorlar. Biz hep birbirimizden boğuşurken onlar sıyrılıyorlar. İnşallah bu sene rakiplerimiz olan Bursa takımları, kardeşlerimizden de bir tanesi çıkabilir. Biz de çıkabiliriz. Herkese başarılar diliyorum. Tüm spor severlere, sporculara, takımlara başarılar diliyorum canı gönülden. Peki, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Line TV'ye. Ayrıca teşekkür ediyoruz Kestel olarak. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Başarılarınızın devamını diliyorum.
Severler, şimdi Kestel Belediyespor'un yemek organizasyonunda bakalım sporcularımız bugünkü 0-0 berabere biten Eskişehir Demirspor müsabakasından sonra neler söyleyecekler Bursa Amatörlük mikrofonlarına. Evet, seni bir tanıyalım. Onur Murat Sezer. Bugünkü hazırlık maçı nasıl geçti Onur? Yani senin açından? Sezon daha başlamadı. Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Daha çok yeniyiz. Hani hazır değiliz daha. Ama ona rağmen iyi mücadele ettik. Hani güzel bir maç geçti. Zevk aldık en azından. Karşı takımı da tebrik ederim. Onlar da iyi mücadele ettiler. Takımdaki herkese eline ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, şimdi de takımın önemli isimlerinden sporcunun yanındayız. Seni bir tanıyalım. Emre Orhan. Evet Emre, maç öncesinde röportaj almıştık sizinle. Neler düşünüyorsunuz? Bir hazırlık maçı geçtiniz. Pek hazır olmadığınız gözlemlediğiniz 2 haftalık antrenmanla bu kadar olur. Ne diyeceksin? Şu an hazırlık dönemindeyiz. Takımda sıfırdan başladığı için hocanın içinde aynı şekilde zor bir dönem bizi bekliyor. Ama yetenekli genç arkadaşlarımız var. İnşallah takıma birkaç tecrübeli daha futbolcu katılacak. Onlarla beraber iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Maç içinde 0-0 bitti ama bizim için güzeldi. Birbirimizi görme fırsatı oldu. Rakibi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. İnşallah hedeflediğimiz 3. lige çıkarız. Evet, yorulan sporcuların acıkmış olduğunu görüyoruz. Bir an önce yemek yiyip karınlarını doyururlar. Tabii enerji depoluyorlar. Seni bir tanıyalım. Murat Mercan. Bugünkü hazırlık maçı nasıl değerlendiriyorsun Murat Mercan? Senin için nasıldı? Takım için nasıldı? Çok eksiklerimiz var. Daha hazır değiliz. Zaten yeni başladık sayılır. Bir 10-15 gün oldu. Peki kendini nasıl gördün? Hazır değilsin tabii ki ama nasıldı durumun? Hazır değiliz daha. Yani ben yeterli bulmadım kendimi. Peki daha iyisi olur herhalde ilerle hazırlandıkça, değil mi? İnşallah. Bu sene 3. lig hedefliyorsunuz Kestel Belediyespor. Sence lig sonunda nerede yer alır? Hedefinize ulaşabilir misiniz? Onun için geldik zaten buraya. Üst lige çıkmak için. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Bundan önceki takımın hangisiydi? Çankırı Spor 3. ligde. Orada bir kötü bir sezon geçirdik. Ama burada Uğur Hocam'ın yardımıyla beraber bu takıma katıldık. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Evet, değerli bir sporcunun yanındayız yine tekrar. Sizi bir tanıyalım. Emir Orhan. Emir Orhan, nasıl buldun hazırlık maçını? Kendini nasıl değerlendiriyorsun? İyi buldum. Takım gitgide alışıyor birbirine. Uyum içinde oluyoruz. Yavaş yavaş oturuyor takım. Daha da iyi olabilir yani. Bundan önce hangi takımda oynamıştın? Nereden geldin? Ben Mudanyaspor'dan geldim. Geçen sene Mudanyaspor'da oynadım. Altyapıdan yetiştim ben de. Kestel Belediyespor'da oynadım bir sene. Ondan sonra Mudanya'ya transfer oldum. Sonra tekrar işte Kestel'deyim. Evet değerli spor severler, Eskişehir Demirspor Bursa Amatör Lig takımlarından Kestel Belediyespor'un rakibiydi. Ve 0-0 biten müsabaka sonrasında yemekte beraberiz misafir takımla. Evet kaptan, tekrar Bursa'ya hoş geldiniz. Bir hazırlık maçı yaptınız. Kestel Belediyespor'da rakibiniz. Aynı kategoridesiniz. Eskişehir'de siz de Bal Ligi takımısınız. Nasıl değerlendirdi bu hazırlık maçını? Özellikle sizin açınızdan nasıldı? Ve Bursa takımını nasıl buluyorsunuz? Vallahi iki takım da eksiklerini görme fırsatı buldu. Biz zaten şu anda genç bir takımız. Hani yavaş yavaş bir şeyleri daha çabuk kazanmaya çalışıyoruz. Bursa takımı Kestel iyi bir takım. Biz zaten daha önceden oynamıştık. 3 sene önce aynı gruptaydık. Bu sene de iyi bir takım kurmuşlar. Başarılarının devamını dileriz. Değerli spor severler, şimdi de Kestel Belediyespor'un önemli isimlerinden yine röportajlarımıza devam ediyoruz. Hasan hocamız yanımızda. Hocam, sizi bir tanıyalım ve Kestel Spor'la ilgili yorumlarınızı alalım lütfen. Hasan Çakal, Kestel Belediyespor yöneticisi. Bugün 2015-2016 sezonu itibariyle tekrar hazırlıklarımıza devam ettik. Hazırlıklar çerçevesinde Eskişehir Demirspor'u konuk ettik. Malum siz de bu zaten maçın içerisindeydiniz. Yeni dönem içerisinde hazırlık yapmaktayız. Bu hazırlıklar devam ederken gençlerin birbirine kaynaşması, hem bu takımın ruhunun yeniden oturması için böyle bir hazırlık yaptık. Dere Kızık Kooperatifine de tekrardan burada teşekkür ediyorum. Çünkü bize böyle bir güzel bir mekanı açtı. Biz de kardeş takımımız olan Eskişehir Demirspor'u burada ağırlayıp onları bir yemek ikramında bulunan, yemek ikramından öte bir muhabbet ortamı oluşturuyor. Bir kardeşlik ortamı oluşturmayı düşündük. İnşallah yeni sezonda 2015-2016 yılında zaten kurallar çekildi. Bu kurallar çerçevesinde de kuramıza baktığımızda yine 5 tane İstanbul takımı gözüküyor. Bursa takımlarımız var. 2 tane Yalova takımı. Bir de 2 tane de Çanakkale takımımız var ki inşallah bu sene grupta başarılı olup
genç arkadaşlarımızla, gelecek vaat eden arkadaşlarımızla en iyi yerde bitirmeyi düşünüyoruz. Sizler de bizi böyle unutmayıp, bize değer verip, bizi tekrardan böyle televizyon ekranlarına, arkadaşların, spor severlerin göz zevklerine sunum yaptığınız için sizlere de tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum diyeyim. Peki hocam, teşekkür ederiz. Geçen sene özellikle Kestel Belediyespor yine üçüncülük hedefleriyle başladığı sezona play-out oynayarak noktalamıştı. Bu sene yine üçüncülük hedefleri var. Dileriz bu sene olur. Sizin ya da diğer Bursa takımları temsilcilerinin diyelim. Özellikle üçüncülük hedeflerinizle ilgili neler söyleyebileceksiniz? Yeni transferlerle ilgili. Eğer Kestel Belediyespor'sa hedefsiz hiçbir zaman olmaz. Mutlaka hedefimiz var. Elbette ki bir üst ligi zorlamak. Ama malum ki elbette sezon içerisinde insanların farklı farklı reaksiyon gösterme, psikolojik durumların değişmesi, hava şartlarına bile bağlı olarak zaman zaman değişebiliyoruz. Bu tabii sporcularımızın göstereceği performansa bağlı. Biz bu sene de yine mütevazi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Ama üçüncülük mi? Evet, illaki Kestel Belediyespor'a yakışan yer üçüncülük ve bir üstlükler. Onu da İsmail Hocam'ın önderliğinde ve sporcu arkadaşlarla bunu başaracağımıza inanıyorum. Peki hocam, size, yönetimimize ve sporcu arkadaşlara yeni sezon hayırlı olsun, başarılar. Teşekkür ederim. Saygılar, hürmetler ve yeni sezonda da yapacağınız programlarda bundan sonra başarılar diliyorum. Hep beraber birlikte daha güzel günler diyeyim.